Serer, sakin olmanı söylemiştim sana. Nasıl sakin olayım? Söyler misin? Seni böyle bir duruma düşürdüğüm için üzgünüm ama gidecek başka yerimiz yoktu Seher. Bunu o adama bulaşmadan önce düşünecektin Halide. Seher, çok ileri gidiyorsun ama. Ben mi ileri gidiyorum? Asıl ileri giden sizsin. Ben bıktım artık bu oyunlarınızdan. Hadi sizin yüzünüzden benim de başım dertten kurtuluyor. Şimdi de kalkmış, hayatımda görmediğim, hiç tanımadığım insanlar için kendimi riske atmamı istiyorsunuz. Bravo. Biraz daha sessiz olur musun? Herkes duyacak. Duysunlar. Ramazan gidek Allah'ın sen ya. Nereye Ramazan? Ya nereye olursa ya. Ben bu kadının evinde daha bir dakika durmam. Bakana nasıl konuşuyor. Gül'ün yanına mı gitsek acaba? Hem orası daha emniyetlidir ha? Yok, ben Gül'den böyle bir şey istemem. Hem orada bebe var ya. Bir de onların başını belaya koymayak şimdi. Haklısın. O vakit Halide Hanım bu meseleyi halledene kadar buradayız. Of, of. Seher, senin kalbini kırmak istemiyorum. Ama şimdi odana git ve sakinleşinceye kadar orada kal. Anladın mı? Daha fazla kalamayız. Bu parayı bulmak zorundayım ben. Halide, sana daha önce Adana'da halletmem gereken bir işten bahsetmiştim. Eğer bu işi halledersem büyük bir miktar para kazanabilirim. Bu da Ali İhsan'ın istediği meblağı karşılar. Bunu senden isteyemem. Bak, sadece Ramazan'ın değil, aynı zamanda senin hayatın da mevzu bahis. Ben bu parayı bulacağım. Hiç şüphen olmasın. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Yalnız bu işi planladığımdan çok daha önce halletmek zorundayım. Ekrem, bahsettiğim bu iş nasıl bir şey? Sormamın mahsuru yok sanırım. Belki bir yardımım dokunur. Artık ne iş yaptığımı biliyorsun. Yani bunca zaman sen... Evet Halide. Bunca zamandır senden bunu sakladım. Buna mecburdum. Çünkü hiç kimse bilmiyor böyle bir şeyi. Ve bilmemeliydi. Seher peki? Seher hiçbir zaman benim istihbarat teşkilatında çalıştığımı bilmedi. Öz kardeşinden bile sakladın demek. Bu işin kuralı bu. Eğer herkes bilirse benim ne iş yaptığımı... Gerekli istihbaratı sağlayamam, öyle değil mi? Peki Ekrem, bu bahsettiğin iş nedir? Benim Adana'daki vazifem incirlik üssünü tetkik etmek ve gelişmelerden istihbaratı haberdar etmek. Amerikalılarla kurduğumuz bu ortaklık Türkiye'ye NATO'nun kapılarını açacağı gibi ona çok büyük imtiyazlar sağlayacak. Ancak yine de kontrol edilmesi gerekir. İşte benim vazifem olup bitenleri rapor etmek. Ancak servetimi sadece bu yolla kazanmadığımı tahmin edersin herhalde. Ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Bu ülkenin çıkarları benim kişisel çıkarlarımla buluştuğu noktada bazı fırsatları değerlendiririm. Ruslar bu üstün planlarının peşindeler. Eğer bu planları ele geçirebilirsem, çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Ekrem, ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yani sen şimdi Ruslara casusluk yapacaksın. Bunun işi olduğunu mu söylüyorsun? Belki böyle görünebilir.
Ama seni temin ederim, Amerika'nın bu ülkedeki tesiri gelecekte bizim başımıza çok büyük işler açacak. Dolayısıyla benim asıl niyetim uzun vadede bu ülkenin çıkarlarını korumaktan ibarettir. Sen anlamıyorum Ekrem. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya yakalanırsan? Yakalanırsam beni asarlar. Ama eğer yakalanmazsam o zaman çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Artık bir daha tehlikeli işlerde çalışmam gerekmez. Peki bunu nasıl yapacaksın Ekrem? Orası kale gibi korunmuyor mu? Doğru, haklısın. Bu akşam Amerikalılar bir davet veriyor. Orada içkiye bir hayli zaafı olduğunu bildiğim Amerikalı bir mühendis olacak. Planların bir kopyasının onda olduğundan eminim. Eğer bir şekilde otel odasına sızabilirsem planları ele geçirebilirim. Aksi takdirde birkaç hafta daha beklemem gerekecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.